Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sulbundan bir delikanlı yetiştirip büyütmedi ama Üsame'yi büyüttü. Üsame dizinde büyüdü. Enes dizinde büyüdü. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh dizinde büyüdü. Abdullah ibn Abbas'ı müfessir olarak yetiştirmiş. Üsame bin Zeyd'i de 17 yaşında İslam orduları başkumandanı haline getirmiş. Ali bin Ebi Talib'i devlet adamı olarak yetiştirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplum insanı yetiştirmiş. Abdullah ibn Zübeyr Medine'de doğan ilk sahabe çocuğudur. Böyle bir çocuk tam bir Kur'an hocası olur ha. Medine'de ne ders okuturdu diyorsun. İşi gücü siyasetle uğraşmak olmuş. Sen ümmetin için, ahiretin için en yararlı neyi görüyorsun? Bu çocuğun işte filan türde bir insan olmasını uygun görüyorsun. Öyle çalışırsın. Bunun için ne gerekiyor? Şu yaştan itibaren şu eğitim gerekiyor. Veririm. Olmadı. Olmasın. Ben yetiştirecek her şeyi yaptım. Kaderinde yokmuş Allah'ın derim. Bu kadar basit. Hamd ederim. Rabbime rıza gösteririm. Ashab-ı kiram olağanüstü mucize çocuk yetiştirmediler arkadaşlar. Yani çocuk yaramazlık yapıyor, namaza gitmiyor. Efendimiz'i üfledi, çocuk namaza başladı. Böyle hiç yok. Hiç yok ama. Örneği yok bunun. Ya da kalktı teheccüde ya Rabbi. Bu çocuğun ıslah olsun, yoksa ben üzülüyorum filan, sabahleyin kalktı çocuk melek oldu. Böyle yok. Hiç yok hem de. Hiç yok. Onlar da bir aile ortamında nasıl çocuk yetiştiriliyorsa öyle çocuk yetiştirdiler. Bir kısım fidanları tuttu, bir kısım fidanları da tutmadı. Tedbir almamız gereken 4 sorun var. Birincisi, çift başlı çocuk doğuruyoruz biz. Çift başlı resmen. Yani bir kulağından ana asılıyor, öbür kulağından baba asılıyor. Bunun doğrusu Kur'an'a göre, Allah'ın kitabına göre اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءَتِرْ. Mesuliyet erkeğindir. Ashab-ı kiramdaki aile düzeninde tek sözlülük hakimdi. Tek sözlülük ne? Evde bir erkek var, konuşuyor. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءَ. Mesuliyet erkeğindir. Evde baba bir şey söylüyor, anne öbür türlü söylüyor, çocuk seyrediyor. Ne ananın analığı kalıyor, ne babanın babalığı kalıyor. Ashab-ı kiramda erkeğin hakimiyeti var. Çocuk doğdu, ismi konacak. Biri Ahmet der, biri Alpay der. Biri işte şu gün isim konsun, öbürü konsun. Çocuğun isminden kavgaya başlamış ana baba. Erkekler bunun çamaşırını yıka, yarın filan yere götür, bu kadar. اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءَ. Mesuliyet erkeğindir. Ashab-ı kiramdaki aile düzeninde tek sözlülük hakimdi. Bu erkeklerin despotluk ve zulüm ruhsatı değil arkadaşlar. Hani bunu neye göre konuşuyorum? Erkek de kadın da Allah'ın ahkamını biliyor. Dolayısıyla sorumluluğu da Allah erkeğe yıkmış demek için bu. Kur'an böyle diyor zaten. Mesela Allah Kur'an'da kadınların üzerinde erkeklerin üstünlüğü vardır diyor. Erkek deliyse gene evin ağası o mu? Deliysen tımarhane. Mümin değilsen hiç konuşma hakkın yok zaten. Yani bu erkeğin de kadının da evde Allah'ın ahkamını, Kur'an'ı, şeriatı, Kudüs davasını, dostu, düşmanı bildiğini varsayarak söylediğimiz bir söz bu. Bu çift başlılık ciddi bir sorun. Biz böyle tatmin olmak, bir vaaz dinlemek için filan bunları konuşursak yazık vaktimize. Eksikliklerimizi tespit edip onların üzerinden yol almaya çalışıyor olmamız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.